Keskin'den şu 1100 odalı sarayın 1000 odası depremzede vatandaşlarımız için açılabilir mi acaba diyorum. Çünkü orası milletin demişti, doğru. Bu masada da bu öneri dillendirildi. Ondan sonra bir izleyicimiz demiş ki Vedat Özdemir, iki kat yerlerin imarına 9 kat yapan zihniyet. Ondan sonra hani işte artık neyin hesabını nasıl yapar siz düşünün diyor. Aile Demir, insanların ne canını ne malını koruyabildiler. Marketler yağma ediliyor demiş. Tabii bu market yağmasını iki şekilde düşünmek lazım. Bir, gerçekten artık çaresiz durumda hani bebeğine bir bez almak için bu yola başvurmak zorunda kalan ve hepimizin anlayışla karşılayabileceği bir durum var. Ama bir de tabii ki kötü niyetli bazılarının da bir yağma girişimleri var. Ondan sonra Sabahattin Ünal diyor ki enkazları devlet kurumları kaldıracak, binaları da kendine yandaş aportta bekleyen müteahhitler yapacak. İşte hangi sözüne güveneceğiz? Sayın seyirciler yazın, sizin sesinize kulak veriyoruz. Canberk Demirdelen demiş ki Kubilay Bey'e söylemek istiyorum. 99'da kamunun gücü vardı. İlk gece deniz yollarına ait iki gemi Gölcü'ye hareket etti ve barınma aş ihtiyaçları karşılandı. Hepimize emir geldi. İkinci günü çökmüş evlerde kurtarma yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi kamuyu bitirdi. Kamu bitince ülke bitti. Kamulaştırma şart. Bunu size hitaben söylemiş izleyicimiz. Buyurun Kubilay Bey. Sağ olun efendim. Şimdi hem izleyicimize cevap vermek için hem de ben kendi deneyimimi paylaşmak için şunu söylemek isterim. 99'da başlayan benim afet maceram, üzüntüm, kariyerim hepsini içine katmak lazım. Farklı ülkelerde devam etti. Bakın ben Hindistan'da görev aldım. Uluslararası Kızılayçiçek ve Kızılay Derneklerinin İlk Türk delegesi olarak Hindistan'da görev aldım, Irak'ta görev aldım, Suriye'de görev aldım ve görev aldığım her yerde ülkemde bunun kadarını görmedim dedim. Bakın Eritre'de görev aldım. Eritre ki üç şey önemlidir. Keçi, su ve oğlan çocuğu. Bunun kadar ilkel bir yerde bile gittiğim zaman çok şükür derim. Ülkemde böyle şeyleri görmedim. Ta ki 3 gün önceye kadar. Üzüntüyle söylüyorum. İzleyicimiz 99 hatırlatmış. 99'da gördüğümüz, bugün de gördüğümüz tıpatıp şeyler var. Binaların çökme sebebi gibi gibi. 99'da binaların nasıl çöktüyse 3 gün içinde, 3 gün önceki depremde de aynı şekilde çöktü. Yumuşak kattan çöktü. Kısa kolondan çöktü. Malzemelerin kötü kullanımından çöktü. Berbat kiriş kolon bileşim bölgelerinden dolayı çöktü. Ve bütün bunların üstünde maalesef denetimsizlikten çöktü. Hiç değişmemiş. Halkın tepkisi zerre ilerletilememiş. İlerleyememiş demiyorum, ilerletilememiş. İnsanları Türkiye'de afet senaryosu yapıp deprem tatbikatı yapıyoruz diye onu da yanlış yaparak çök kapan tutun diye hayat üçgeni yapılacak diye yanlış şeyleri göstererek halkın içselleştiremediği işler gösterdiler. Kurumların durumu zaten ortada. Ama 99'da gördüğüm ve bugün de aynı gördüğüm şeylerin dışında 99'da görüp bugün olmayan şeyler de var. Mesela 99'da bir saat içinde ben sahadaydım, orada askerdim. Ordu sahadaydı. Bakın ordu diyoruz, bunu bazen yanlış kullanıyoruz. Tabii ki Mehmetçik önemli. Ama Mehmetçiğin başında afet eğitimi almış, bunun önemini bilen subaylarımız vardı. Subaylar bize direktif veriyordu. Onların direktifiyle bu işleri yapıyordu. 3 saat içerisinde ordunun istihkam birlikleri gelmişti. Yollar onarılmaya başlanmıştı. Girilmeyen yerlere girilmeye başlanmıştı. İletişim kurulmaya başlanmıştı. Kızılay'ın kalanları gelmişti. Sivil savunmanın kalanları gelmişti. İnsanlar gelmişti. Sonra 6 saat içerisinde Rus ekipleri geldi, Japon ekipleri geldi. Bugün bakıyorum nerede bunlar diye hepsi lağvedildi. AKUT dahil. Neden lağvedildi? Çünkü AFAD kuruldu. AFAD niye kuruldu? Tek çatı altında toplansın hepsi. Tek bir yerden yol alsın. Tek bir yerden bağımsız şekilde yol alsın diye kuruldu. Kurulurken bunlar hepsi lağvedildi. Ama hiçbir bilgi birikimleri alıp
Kullanılmadı AFAD'da. AFAD her şeye sıfırdan başladı. Böyle şey olur mu devlet yönetimi? Efendim, devlet yönetimi dediğiniz şey, devlet dediğiniz tarih, bilgi birikiminin tarihi değil midir? Bilgi birikiminin aktarılması değil midir? Ben bugün giderim, yarın başkası gelecek. Ben bilgimi aktaracağım, bilgi üst üste birikecek. Ailelere doğru gideceğiz derken bunlar silindi. AFAD sıfırdan başladı her şeye ve öyle sıfırdan başladı ki yerine koyulan personel ne eski personelin eşleniğiydi ne de bilgiye saygı, eski bilgiye saygıydı. Ve bir de AFAD 2018 yılında direkt olarak Göbekten İşleri Bakanlığı'na bağlanınca benden sonra illere bakan atayan afet işleri müdürlerini görür olduk. Doğal olarak o gün olup olmayan da bugün olan şeylerin hiçbirisinin o günden daha fazla yararı olmadığı gibi maalesef o gün olmayan bir şey daha var. O gün hiçbir medya mensubu, hiçbir medya kuruluşu, hiç kimse benim annem taşın altında kaldı, çocuğumu alamıyorum diyen insandan uzaklaşmaya çalışmıyor. Ben böyle ahlaksızlığı öyle zaman görmedim. Arkadaşımız böyle, bir görüntü hazırlasın, birazdan tam Kubilay sözünü etmişken onu bir konuşuruz. Ben böyle kişisel bozuklukları görmedim o zaman. Bir saygı vardı. Ölene saygı vardı. Yaralıya saygı vardı. Acısını çekene saygı vardı. Şimdi o gitmiş ortalıkta. Doğal olarak 24 yıl sonra geldiğimiz yer 99 depreminden sonra maalesef 24 yıl öncesinin de olduğumuz nokta bile değil. Bunu büyük bir üzüntüyle, acıyla söylüyorum. Biz geldik göçüyoruz. Ben gelmişim 53 yaşına Gökmen Bey. Ama ne olacak daha? Daha ne kadar? Ya 10 yıl daha yaparız, yapmayız yani. Bu işleri konuşuruz, konuşmayız. Kubilay Bey. Ama olmaz. Allah uzun ömür versin, öyle şey yapmayın, konuşmayın. Biz ayrı. Hayır, ben de 52 yaşındayım yani. Daha ortasında saymamız lazım şey ömrümüzü. Ayrı ama gençler yetişecek, biz elimiz yerini alacak. Öyle olmaz. 2023'teyiz değil mi? 53. Biz tamam yaşıtız Kubilay Bey. 70 doğmuşsunuz değil mi? Doğru Gökmen. Tamam. Biz yaşıtız, biz yaşıtız. Ama arkadan gelenler bizi geçsin diye uğraşıyoruz. Maalesef başaramıyoruz. Siz sözünü ettiniz. O görüntüyü bir izleyelim. Hakikaten yani Kubilay Kaptan şu anda 99'da ne vardı? Şimdi yok. Şimdi ne vardı 99'da? Asla böyle şeyler göremezdiniz. Bunun karşılaştırmalı analizini yaptı şu hitabında. Hayır muhabir, hani soruyu yönelttiğinde ve evet ondan